Şuna bakın, şimdi bu adam sinyal verdiyse bir iyi niyetli aynaya baktı, iki tecrübesi az bakmadı, üç dalgın bakmadı. Üç tane konu üzerinden konuşacak olursak adam sinyal verdi, bir anda geçti ve çarpıştı. Şimdi senin sinyal veriyor olman sağ şeride geçme hakkını size vermiyor sevgili dostlar, dinleyiciler, yoldaki arkadaşlar. Bir daha anlatıyorum, sinyal verdiniz sola ya da sağa, size geçiş hakkını kanunen vermiyor. Siz izin istiyorsunuz. Müsaade ederseniz sağ şeride geçmek istiyorum diyorsunuz sinyalinizle. Ya da sol şeride geçmek istiyorum. Ya da dönmek istiyorum diyorsunuz. Yanlış anlamayın. Sizin şeridinizde ben varım veya bir başka bir araba var. Size de müsaade etmeyebilirim. O şeritte sizden evvel varım ve size müsaade etmeyebilirim. O yüzden aynada araç olduğunda, aynaya baktınız, sol ayna, sağ ayna, dikiz aynası baktınız, araba var. Zaten şimdi kanunen şerit değiştirme hakkınız da yoktur. O yüzden aynanın gösterdiği alanda araç yoksa şerit değiştirilir ya da şerit değiştirecek kadar müsait bir alan varsa şerit değiştirilir. Maalesef trafiğin kanunu bize böyle yorumlanmadığı için buraları algılamakta ve uygulamakta zorlanıyoruz. Tabii ki bunu ne bir trafik polisi çözebilir, ne bir iki bilmeyen insan çözebilir, ne de bir kaza olduğunda, mümkün değil. Kaza olduğunda da çözülmüyor, farkında mısın? Kim Aynen. kimi suçlu? Sinyal veriyorum ya, görmüyor musun kardeşim? Konusu gelince, ya sen bana çarptın, ben ne yapayım diyorum. Şeridimde gidiyorum, sen çarptın. Ya ama tabii orada başka bir sorun daha var. Sen sinyalini verdiğin anda eyvah önüme geçecek, benim yolumu alacak deyip gaza basanları da var. Şimdi de ne yazık ki o tarafı var. Orası trafik adabı. Orası Adam. trafik saygısı. Güzel. Orası Evet. adap. Orası saygı. Orada insani ilişki. İnsan tarafını yola alarak evden Evet. çıkın. Cezayir Doğan filan. Orada onlar var. Şimdi mesele zaten şimdi trafiği egodan korkturmak. Yani ego kültüründen kurtarmak. İnsanların birbirine yol verdiğinde daha geç ulaşmazlar. Lütfen birbirinize yol vererek trafikte geç kaldığınızı düşünmeyin. Trafiğin akışkanlığı sağlandığı sürece biz zamanında yerine yetişiriz. Ama ne kadar çok şerit değiştirirseniz trafik o kadar çok tıkanır. Bir daha söylüyorum. Ne kadar çok şerit değiştirirseniz trafik o kadar çok tıkanır. Hele yağmur varsa kendiliğinden tıkanır. Ne yaparsanız yapın. Şerit değiştirmek demek birinin frene basması demek. Birinin frene bastığında arkadaki 3,5 kilometre sonra başka birinin dahi frene basması demek. Bu böylelikle şişe ağzı gibi arkaya doğru genişler ama öne doğru daralan bir tarafta muhakkak trafik tıkanması yaratılır. O yüzden akışkanlık için kendi şeridinizde kalabilmek en doğrusudur. Hele yağmur varsa zaten şeridinden çıkma. Mümkünse hiç atraksiyona girme. Yani arabanın ağırlık merkezi kayabilir. Ya, bir daha şunu da hatırlatayım. İnce yanaklı lastiği olan arkadaşlara söylüyorum. Sportif amaçlı araçları olan. Yani binek otomobil, aile segmentinde üretilmiş otomobiller, bu A, B, C ve D segmentinde de olabilir arabalar için. Ama şunu hatırla lütfen, ince yanaksa çok kayar. Evet, çok güzel arabadır, yakışıklı arabadır, harika durur arabanın üzerinde taktığınızda. Ama ince yanak bir lastik normalden çok kayar, yanal tutunması azdır. Dikkat edin lütfen, ABS'niz de olsa durmakta zorlanabilirsiniz. Kısa bir küçük bir hatırlatma.